Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. İşte biraz sıkıntılar var arkadaşlar Türkiye'de. Kar yağışı aşırı şekilde İstanbul'u felç etti. Yani şu an saat 1'e geliyor. 1 saat. Gece 1. Sarıya girdik. Kaç gün önce bir video çekmiştim arkadaşlar, hatırlayanlar vardır. Dedim ki 12 gün evden çıkmayın. O vakit geldiğinde 12 gün evden çıkmayın diye. Acaba o vakit bu vakit mi? Arkadaşlar, dikkat etmekte fayda var. Hani artık neler olacak bilmiyorum. Hani gelecekte de daha farklı olaylar olacak mı? Bu 12 gün meselesi tam olarak bilmiyorum ne. Ama bence olabilir yani bu kar yağışının aşırı şekilde insanların ölümüne ve kazalara sebep olabilir. Çünkü binlerce araba kazaya karıştı. Birçok kişi yaralandı, kaç kişi öldü. Otobüsler devriliyor ve insanlar buzun içinde. Şu anda ben haber izliyorum. Mesela insanlar hareket durdu yani. Kabiliyet yani hareket kabiliyeti yok. Kimse bir şey yapamıyor. Belediye, valilik. Bir sıkıntı var. Allah korusun yani şimdi bu ileride daha fazla bir şey olursa Türkiye genelinde mesela bütün trafik sıkışırsa büyük problem çıkabilir. Evden çıkmamakta fayda var arkadaşlar. Kar yağışının yoğun olduğu yerlerde özellikle arkadaşlarımızın dikkat etmesi lazım. 12 gün mü sürebilir artık alabiliyor. Benim bir öngörüm yok yani bu konuda. Meteoroloji ile alakam yok. Ama bir 7 gün mü 8 gün önceydi benim işte 12 gün evden çıkmayın. Belki de 7 günden fazla da olabilir. İşte benim bir videom, geçmiş videolara bakabilirsiniz. Bir de dikkat ederseniz ondan önceki, daha önceki bir rüyam da vardı. Ben onu anlatmıştım. Dedim ki insanlar soğuktan ölüyordular. İnsanlar soğuktan ölüyorlardı ve bazı insanlar da sıcaktan telleri yüzlerine kadar gelmişti. Yani şimdi iki ayrı iklim oluyordu ve insanların bazı yerlerine birbirine saldırıyordu. Ben buna bakınca işte dünyanın bazı ülkelerinde saldırılar olmaya başladı. Yani birbirlerini vuranlar, öldürenler, iç çatışmalar oldu. Soğuğa bakarsan soğuk da çok bu sene fena bir soğuk hava var. İşte bu sıcak meselesini ben bilmiyorum hele o ne olacak ve 12 gün işte vakit geldiğinde 12 gün evden çıkmayın diye bir rüya vardı. Ve iki defa ben ayı uç, hani uç tane dolunay gibi gördüm. Birinci rüyada ördek ejderhaya dönüşüyordu. Sonra gökyüzünden siyah siyah dumanlar yani ruhlar dünyanın etrafını, gökyüzünü kaplıyordu arkadaşlar. Ondan sonraki ise 3 tane yine dolunay ama 14 ve 19 numarasını gördüm. Onun için ben aslında dünkü videoya dikkat ederseniz 14 ve 19. surelerin ayetlerini okudum. Acaba buradaki anlamı nedir? Hatta diyor ki Allah dilerse sizi yok eder, yeni bir nesil yaratır. Aslında Allah insanları yok etmeye tehdit ediyor. Yani diyor ben tehditimi dikkate alın. Şimdi bunu diyebilirsiniz, haklısınız arkadaşlar. Rüyaya itibar edilmez. Yani bu saçma bir şey. Yani bu saçma bir tarz. Rüyayla amel edilmez. Ona bakarsan peygamberlerin birçoğu rüya ilmiyle vahiy aldılar. Yani ve hatta Hazreti Ali de birçok alim de ne demiş? Zamanı geldiğinde diyor işte benim artık vahiyci insanlar olmayacak. Ama rüyalarla salih insanlar bunu bilebilecekler değil ki ben salihim. Rüya saçma diyemeyiz yani. Amel edilmez başka bir konu ama rüya işaretse buna dikkat edilmelidir yani. Çünkü belki rüyalar olmamış olsaydı Mısır kıtlıktan ölecekti yani. Yusuf Aleyhisselam'ın rüyası olmasaydı ve rüya ilmi bilen insan tabii, bilmeyen insan yapmamalı. Hani bazı insanların rüyaları gerçek çıkıyor. Mesela rüyada misafirin geleceğini görüyor, siyarın oluyor. Misafir aynı o kişi geliyor yani. Böyle insanlar var. Bunlar öyle basit işler değil. Yani tabii ki her hayatımızı rüyaya göre şekillendirmemiz zor olur. Tabii ki görün insanları bir de eskiden biraz maneviyat vardı. Yani binlerce yıl önce, 3000-4000 yıl önce bir maneviyat vardı. Şimdiki gibi insanlar sabahtan akşama kadar Instagram'da ya da başka yerlerde gezmiyorlardı. Facebook orada burada. O zamanlarda insanlar yan yana otururlardı ve onların bir tane bilge insanları vardı. Her toplumun bir bilgesi vardı. Otururlardı. Kışsa ona göre, yazsa ona göre otururlardı ve geçmişten bahsederlerdi. Gelecekte ne olacak diye bahsederlerdi.
Şu anda insanlar birbirinin yüzüne bile bakmıyor. Kardeş kardeşin yanına geliyor. Bir sene birbirlerini görmemişler. Yine telefondalar. Birbirlerinin yüzlerine hasret değiller. Çünkü insanların kardeşleri artık sosyal platformlar oldu. Yani işte diyorum ya büyük yani büyük metaverse. Büyük metaverse bizim bu hayatımız yani. İnsanlar gelecek olayların farkında değiller arkadaşlar. Bu sene çok enteresan bir sene olacak. Ben bunu size söylemek istiyorum. Bence gökyüzünden ateş topları da gelecek. Ateş topları yani öyle olabilir. Hani ben diyemem kesin ama benim bazı şeylerim olduğu için ben aslında bazı şeyleri de söylemek istemiyorum. Çünkü insanların kafası karışmasını istemem. Büyük depremler de olabilir. Mehmet Hoca'nın dediği gibi bizim ne yapmamız lazım? Ne hazırlık yapmamız lazım? Bu önemlidir. Şimdi biz bundan sonra ben bildim, işte ben biliyorum, işte ben iyi bir insanım. Onun derdine değilim. Hani siz bana deseniz ki Çetin çok iyi bir adamdır. İşte her şey doğru çıkıyor benim için bir kuruş etmez. Allah demedikten sonra bir kuruş etmez. Hani ben 1 milyon abonem olsa 1 milyon insan dese ki helal olsun sana yine bana hiçbir şey fayda etmez. Çünkü Allah dese yeterlidir. Bir şey Allah için yapmak lazım. Uyarıcılık. Uyarıcılık güzel bir şeydir. Yani uyarıcılık derken bir doktor hastasına der ki işte senin kalbinde sorun var. Senin dikkat etmen lazım. Bu bir uyarıcılıktır yani. Doktorun Mehdi olduğu anlamına gelmez. Yani ya da bir imamın sana öbür dünyayı hatırlatması, yani cehennem cenneti hatırlatması, o da Mehdi olduğu anlamına gelmez. Bir şeyh tarikatının tarikatını doğru yola sürmesini, o da Mehdi, ayrı zaman Mehdisi sayılmaz ama küçük Mehdi olarak sayılabilir mesela. Uyarıcı olan, yol gösterici olan. Burada kendi kanalım bu görevi yaptığını düşünüyorum. Yani kişi olarak değil, kişisel olarak da düşünmeyin. Mehmet Hoca gibi, Mehmet Hoca ben, bunu onu düşünmeyin. O yanlış bir düşünce olur. Çünkü biz insanız yani, bizim günahlarımız bizim başımızdan aşkındır. O ayrı bir konu. Yani ama bizim kanalımızda en azından biz saçma sapan programlar yapmıyoruz. İç karışıklığını mesela Allah'ın takdiriyle bildik. Orman yangınları yani binlerce yani benim yaşadığım 40 yaşındayım. Yani 40 yaşına girdim. Ben öyle bir orman yangını görmedim. Benden büyük yaşça büyük olan insanlara soruyorum. Siz daha önce böyle bir yangın gördünüz mü dünyada? Hiç görmedik dediler. Onu daha önceden Mehmet Hoca söylemişti. Hiçbir profesör söylemedi bunu. Hiçbir buna kıymeti yok. Mehmet Hoca'nın ilmi yoktur. Senin mi ilmi var? Herkesin ilmi farklıdır arkadaşlar. Benim ilmim bir yere kadar. Mehmet Hoca'nın ilmi bir yere kadar. Benim diğer kardeşimin ilmi bir yere kadar. Herkesin bir ilmi var ama Allah'ın ilmi sonsuz olduğu için herkese mıskallı zerre veriyor. Yani bize verdiği bir ilim de biz kendimizi onunla böbürlenerek olmaz bu iş. Yani biz bir şey biliyorsak o Allah'ın takdiriyle olur. Hani bizim hiçbir şeyimiz yok. Hani çünkü biz nereden bileceğiz? Onun için arkadaşlar öncelikle mütevazi olmaya çalışalım. Mütevazi olalım. Önce kendimden başlayarak. Ve 12 gün boyunca bence bir artık yavaş yavaş evlere hapsolalım arkadaşlar. Artık biraz maneviyata giriş yapalım. Para kazan, dolar kazan, maaş, sistem böyle çalışma alış bitti artık. Bir 12 gün çoluk çocuğunuzun içinde Allah için ne olacak? Ne yapacağız? Allah bizi bu neslimizi yok edip yeni bir nesil mi yaratacak? Çünkü Allah artık bize kızdı. Allah bize fena şekilde ateş püskürtecek. Yani çünkü biz ne akraba bağlarımız kaldı, ne komşuluk bağlarımız kaldı, ne insani bir değerimiz kaldı, ne bir şefkat kaldı ortada. Çok az kişi bunları yapıyor. Bu kadar az kişi de olması dünyanın artık yok yani yokuşa artık yokuşa doğru ya da inişe doğru frensiz gidiyoruz yani. Onun için bizim yapacağımız şeyler nedir? Ama şimdi bunu düşünelim arkadaşlar. Şimdi bu kar içinde diyelim ki Allah korusun diyelim. Bak Allah korusun diyor. Hani değil mi? Olmasın tabii ki. Bir deprem olursa. Hani bu bir öngörü değil. Hani bu bir olabilirlik yani. Olabilirse mesela olursa diyelim. Bu karın içinde ne bir araba gider. Ne bir itfaiye gider. Ne hiçbir şekilde hiç kimse o insanlara ulaşamayacak. Zaten bir saat içinde herkes soğuktan ölecek. Hani depremden ölmezse soğuktan ölecek. İşte onun için ben diyorum sağlam yapılaşma yapılmalıdır.
Sağlam yapılar şu an. Biz Allah'la oyun mu oynuyoruz? Hani şimdi böyle bir şey var. Şimdi biz bir böyle televizyon üzerinde yatak vardır ya, böyle balonlar var yatmak için. O keyif için yapılır. Ama sen desen ki ben bunun üzerinde yaşamam lazım. İşte çocuklarla beraber yaşayalım desen, bir dalga gelir seni indirir aşağıya. Allah akıl mantık vermiş. Onun için bizim öncelikle bunlara dikkat etmemiz lazım. Öyle boş boş konuşmamamız lazım. Neler yapılmalıdır, neler edilmelidir. Biz burada bas bas bağırıyoruz. Hani biz profesör değiliz, biz meteoroloji uzmanı değiliz. Yangınların kim nereden bilecek yangınlar olacak dünya çapında, yani bunları kim bilecek, yani işte denizde patlama olacak, hani kim bilecek. Hatta profesör diyorlar ki biz denizde patlamaları düşünmüyorduk, diyorlardı ki biz dağların patlayacağını düşünüyorduk, yanardağların alev alacağını düşünüyorduk ama denizdeki patlamayı düşünmüyorduk. Ama Mehmet Hoca'nın iki tane sırrı vardı, var iki tane sır, önemli sayılacak bir alamettir bu. Birincisi, İspanya'yı hedef gösterdi. İspanya dedi Allah belasını verecek, dağın patlaması. Bir. İkincisi dedi ki denizde patlama olacak. Denizde patlama da oldu. İki. Bak bu işare. Üçüncü de var. Üçüncü de dedi ki orman yangınları dedi. Yangınlar olacak dedi. Dünya yanacak dedi. Bunu hiçbir, bunları profesörler söylemedi. Yani profesör diyor ki deprem olacak. Onları söylediler. İşte soğuk hava gelecek. Bunları söylediler. Ama bu üç tane önemli konu var. Bunu söylemediler. Ve bir şekilde bunları da iyi bir analiz etmemiz lazım. Hani bunlar işte herkesin bileceği işler değil. Yani bunlar profesördür. Adamlar ayda 100.000 TL alıyorlar. Bunu söyleyemediler. Ama Mehmet Hoca gariban bir adamdır. Kendi halinde bir adamdır ama bunu bilebildi. O zaman o adamın 100.000'ini alın, Mehmet Hoca bir 50.000 verin. Yani o zaman 50-50 yani. Bunlar neye yarıyorlar? Bu alimler neye yarıyorlar? Bence bu zaman alimleri hepsi de kravatını takıp para kazanıyorlar yani. Çünkü çok gariban adamlar birçok şey biliyorlar. Birçok bizim kanalımızda birçok insan her şeyi biliyor yani. Yetenekliler. Belki sen onlara baksan diyeceksin ya bunlar nedir ya? Biz ön yargılıyız. Ön yargılarımız bizi bitiriyor. Hani çünkü özellikle peygamberlerin hayatına baktığımız zaman da bu var yani. Peygamberler hayatında da insanlar ya şekillerini ya da onların maddi durumunu ya da onların bir şekilde bir şeyini beğenmiyorlar. Hep bir laf atıyorlar. Mesela demiyoruz ki peygamberlik şey değil yani, bu işte biz peygamberiz estağfurullah öyle değil yani. Yani ben geçmişten bahsediyorum. İnsanlar böyle. Onun için bizim yapacağımız şeylerden bir tanesi öncelikle insan olma, insan gibi yaşama, insanlara değer verme, saygılı olma arkadaşlar. Ve 12 gün evden çıkmama acaba bu vakit mi arkadaşlar? Çünkü diyor ki o vakit geldiğinde, o vakit geldiğinde bu vakit mi yani? Ben bunu düşünüyorum. Yani bu karın fazla bir şekilde insanları işte dışarıda mahsur kalmaları. Hatta evde kalın. Evde kalın. Evde kalın demiştim. Yani o gün geldiğinde evde, ben kimseye diyemem evde kalın demiştim. Ama evde kalırsanız iyi olur demiştim. Ama şimdi işte o gün bugün mü? Çünkü başka bir olay olmadı ki. Ben de buna yoruyorum arkadaşlar. Yani mantık olarak. Belki de başka bir olaydan Allah bahsetmişti. Ya da belki buna bahsetti ve şu anda ben ilhamlarla konuşuyorum. Sanki bugünden bahsetmiş gibi yani. Ve insanları eve oturmaya davet ediyorum. Arabanızla gezmeye çıkmayın. Ya da bir yerlere gezmeye çıkmayın. Kurt saldırısına uğrarsınız. Ya da soğuktan bir yerde donarsınız, bayılırsınız. Kimse sizi almaz çünkü ortalık karıştı zaten. Türkiye şu anda büyük bir soğuk havanın etkisindedir. Ve bilim adamlarını da izledim. Diyorlar ki valla biz böyle bir kar görmedik yani. Böyle bir şey görmedik yani. Hani bu 40 yıl önce olan bir şey yani. 40 yıl önce böyle bir hava gelmiş. 40 yıl önce bak. 40 yılın çok önemli. Sirius yıldızının da 40 yıl önce dünyaya yakın geçtiğini bilirsek, 40 yılda bir olan bir olay demek ki büyük olayların geleceğini belirtisidir. Yani bunu düşünebiliriz. Biz bazı şeylerde ayrıntıya pek takılmayız. Aslında rakama takılmayız. Mesela ben orada 19-14 diyorum. Bir tane arkadaşımız çok güzel bir bilgi attı. Ben hiç bilgim yok. İşte bu İspanya'da Mehmet Hoca'nın dediği bu dağın patlaması vardı ya. 1419 tane ev
yangın içinde kalmış. 14-19. Mesela ben bunu bilmiyordum. Arkadaşlar bana yardımcı oluyorlar. Bilmediğim konularda. Mesela ben okuyorum yorumları. Baa, benim işime yarayan çok şey çıkıyor. Ben de bir cahil bir insanım. Diyorum ben cahil kardeşinizim ha. Hani ben profesör değilim. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum yani. Siz de bana bilgi veriyorsunuz. Ben de elimden geldiği kadar size bilgi veriyorum. Bu şekilde bir alışveriş. Kardeş gibi gidiyoruz yani. Ama benim bu söylediğim kişiye birkaç kişi bana tuzu kurudur dedi. Yani tuzu kurudur. Ben dedim deprem için hazırlık yapılmaması lazım. Tuzu kurudur dedi. Vallahi ben villada yaşamıyorum. Yani bir evi kıza ben altta kalacağım ilk. Ben imkanı olanlar için söyledim arkadaşlar. İmkanı olmayan adam buradan bir adım ileri atamaz. Bugünkü şartlarda yani. İmkanı olanlar yanına bir iki aileyi de alıp gidebilir yani. Çünkü daha güvenli ileri gidebilir. Yani hem onlarla bir iş yapabilir, çiftlik açabilir ya da başka bir şeyler yapabilir. Bunu yapan insanları da duydum, yapanlar vardır. Şehirlerden uzaklaşan bu. Çünkü düşün şimdi burada bir olay olsa, şimdi Allah korusun İstanbul'da deprem olsa herkes felç olacak, felç. Yani felç yani olay bitti. Çünkü ne araba girebilir, ne ambulans girebilir. Ve kim ne yapacak o buzun üzerinde? İşte soğuktan ölecek hepsi. Bizim aklımız bu kadar çalışıyor işte. Hiçbir önlem yok. Ola Allah bizi korur. Ya Allah zaten koruyacak ama Allah Japonya'ya 9 nokta depremi gönderince evleri sallanıyor, sallanıyor. Beşik gibi ama kimse ölmüyor. Hiç mi akıl almazsınız? Kur'an-ı Kerim diyor ya. Hiç mi akıl almazsınız diyor. Akıl almazsınız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip bir sahabe bir şey soruyor. Diyor ki ben eşeğimi burada bıraksam Allah'a havale etsem olur mu? Hazreti Peygamber diyor ki yok olmaz diyor. Önce eşeğini sağlam bir yere bağla, sonra Allah'a havale et. Yani önce işini sağlam yap, sonra Allah'a havale et. Nuh Aleyhisselam gemiyi yapıyor, sonra işi Allah'a havale ediyor. Musa Aleyhisselam kavmini kurtarıyor, Kızıldeniz'in yanına geliyor, sonra denizin açılmasını bekliyor. Eğer ki kavmini Mısır'dan çıkarıp da Kızıldeniz'e kadar getirmemiş olan bir Musa olsaydı, o denizin açılıp açılmaması hiçbir anlam ifade etmezdi. Firavun'un suda boğulması hiçbir ifade etmez bir şey. Bir şey hareket lazım. Hareket. Hareket edeceksin. Beklemeyeceksin. Elinde imkan varsa hemen harekete geçeceksin. Mesela diyeceksin ki ben bunu yapacağım bitti yap. Geç kalmamak için. Çoluk çocuğumuz için. Benim imkanım olsa ben çok güzel bir yer gemi hazırlarım. Böyle ailemle sığınacağım bir yer. Böyle kale gibi güzel. En azından bazı kaynakları okudum. Eski ahitten İncil miydi, Tevrat mıydı? Bir sayfayı okumuştum. Hatta aslında bu hadislerde de Kur'an'da da vardır. Çünkü hepsi birbirine bağlantılıdır bu ilahi kitapların. Tabi biraz değişiklikler de olabilir. Burada dediği şey diyor ki akıllı insan evini tepelerin üzerinde yapar. Çünkü gelen sel onları alıp götürmez. Sele bir çağrışım arkadaşlar. Sel. Sel. Gökten gelecek ateşten de bahsediyor mesela. Ateş. Ortalık yok olacak. Allah vaadini yerine getirecek. Mesela. Birçok şey var yani. Onun için insanlar yıllarca insanlar başına gelmediği sürece insanlar akıl almıyorlar. İnsanlar her zaman diyorlar ki boş ver. Olan olmuş, biten bitmiş. Hayat böyle gelip geçecek. Ve insanlar bunun hatasındalar. Arkadaşlar Allah razı olsun. Beni dinlediğiniz için ben uzatmayayım fazla. Geçmiş olsun arkadaşlar. İnşallah kelimelerimizi biraz anlarsınız. Evden çıkmazsınız bu dönem. Çıkabilirsiniz de. Sizin şehrinize bağlı, sizin durumunuza bağlı. Hangi şehirde yaşıyorsanız. Ama araba işine pek girmeyin yani. Araba işine girmeyin. Bir yerde sıkıntı, kazalar, mazalar oluyor. Binlerce araba kazayı geçirdi bu ara. Dikkat etmekte fayda var. Diyeceksiniz Çetin Tatar da kendi bir şey zannediyor. Böyle bir şey de aklınızdan geçebilir. Böyle bir şey düşünmeyin arkadaşlar. Birbirimizi uyarmamız güzeldir. Yani sünnettir, farzdır. Eğer ki ben sizi uyarmasam, bildiğim bir şey varsa uyarmasam o da benim için sorumluluk haline geliyor. Allah razı olsun kardeşlerim. Allah razı olsun. Eyvallah. Sağ olun.